Ben bu şirket kapatmanın filmini çekiyorum. Yanımda meşhur El Turco Dijital'i beraber kurduğum adam, muhasebecim. Bir günde kapanıyor mu şirket? Bir saat. Açın yani şirket. Bir saat içinde kapatabilirsiniz. Her şey burada mı abi şimdi 5 yıldır ne yaptıysan? Burada. Kahve içer misin? İçerim. Üçü bir arada... Nerede var Mehmet abi? Şuradan mı alayım? İki tane var abi. Abi. Şimdi biz gidiyoruz ya buradan. El Turco kapanıyor. Evet. Sen de zarar görecek misin? Tabii ki zarar göreceğim. Tabii. Mahallenin neşesiydi. 5 yıl diye kolay. Ama o faturalara bir baktım. Biz ciddi güzel paralar kazanmışız abi. Yani. Ama öyle olunca da kumar gibi bu iş. Kazandığı kumar gibi değil. Şimdi bak o paraları kazanıyorsun ama devam eden bir süreç var. Tam 5 sene. Bunlar da senin evraklar var. Ne tip evraklar? 5 yıl boyunca bana vermiş olduğun faturalar. Sakladın mı hepsini? Mecbur saklıyorsun abicim. Bunlar şimdi sen 2022'ye kadar saklayacaksın. Beni seviyorsun diye sakladın zaten. 2 Mart 2012'de ilk sigortalı çalıştırmaya başlamışsın. Patron mu olmuşum orada yani? Orada patron olmuşsun. 2011'de başladık. 2012'de grafik yükselmeye başladı. 13-14'te yükseldi. 15'te yavaş yavaş düşmeye başladı. 16 finish. Parasını alamadığımız çok kişi var mı? Bir kişi vardı. İcraya verdik ya. Sonra ne oldu icraya verdik? Adamı bulamadınız. Abi adamı bulamadınız dedin. Adam Facebook'ta benim arkadaşım. Avukatlar bilmem neler tuttuk. Adamı bulamadık. Adamı bulamadık değil, şirketini bulamadık. Gittik, şirket kapanmış. Dolayısıyla adamı bulamadın, adamı sapanla tahsil edeceksin. Şimdi şu evrakları alacağız, sonra gideceğiz, kapanışı vereceğiz ve bitecek gidecek. Bu acaba hüzünlü bir film mi olacak? Komik bir film mi olacak? Vallahi hüzünlü tabii yani. Kapitalizm böyle bir şey. Küçüklerin yaşamasına izin vermiyor. Hatırlıyor musun? Satılık ajans diye. Sen o satılık ajans projesini gördüğünde ne düşündün? Dedim ya bunu satıyor mu, kapatıyor mu, ne yapıyor? İlk aklıma gelen oldu yani. Ama ondan sonra bize çok müşteri geldi abi. Güzel bir viral olmuştu yani. Aynen. Satılık dijital ajans. Bir poşet var mı? Poşet. Şunları içine alacak kadar bir şey. Poşete bak. Koy abi. Senin arabayla mı gidiyoruz? Sen bizim korku filmini izledin mi? Yok. Buyurun. Bizim şirketi kurduğum muhasebecim. Murat Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kapatıyoruz. Hayırlısı olsun ya. Hayat inişli çıkışlı ya. Bazen bunlar olur yani. Bir şey diyeyim mi? Bir tane şirket batırmak lazımmış abi çok başarılı olmak için. Ticari hayatta kar zarar kardeş. Sen bu noktada çok önemlisin biliyorsun değil mi? Babam derdi ki oğlum hayatta 3 şeyin sağlam olacak. 1. Avukatın. 2. Doktorun. 3. Muhasebecin. 3 şeyin sağlam olursa fazla sıkıntı çekmezsin dedi. Benim üstad şey derdi. Patronların hanımların bilmediği sırları malum şevler bilir derdi. Kesinlikle. Yani bu noktada Allah kolaylık versin size inşallah. Bizim meslek toplumda hala belli yere gelmedi yani. Gelemez. Toplumlar çünkü ferdi yönetiliyor. Sen neyi batırdın? Ben Türsel bayisini. Trilyonluk şurolarla. Paylaşımcılık yapmadık. Ortak akıl yapmadık. Benim aklım doğrudur dedik. Muhasebeci uyardığı halde sen ne anlarsın dedim bu işler. Sen muhasebecisin dedim. İşte katip gözüyle baktığınız için böyle oluyor. Abi görüşürüz. Çok sağ ol. Şu terasta bir rakı yapamadık ya. Abi şunu kapatalım da terasta bir bira yapalım dönüşte valla. Bizim film öyle bitsin. 39-2016 tarihi itibariyle sonlandırılıyor. Gören de başka bir şey yapıyoruz zannedecek, yemin ediyorum ha. Çok güzel müzik çaldı ama tam imzayı atarken.
Kapandı mı? Harbiden mi? Şimdi ofise gidip kutluyor muyuz abi bunu? Ofise gidip kutlayacağız.